Quentin Jerome Tarantino, 27 Mart 1963 doğumlu, Amerikalı film yönetmeni, oyuncu ve 2 Oscar ödüllü senaristtir. 1990'ların başında doğrusal olmayan öykü akışını, diyalogları ve kanlı şiddet sahnelerini cesurca kullanmasıyla kısa sürede ünlenen Tarantino, bilinen Amerikan film klişelerine yeni bir soluk getirmiştir. Babası İtalyan asıllı oyuncu ve müzisyen Tony Tarantino, annesi de yarı İrlandalı, yarı Kızılderili olan Connie McCaughtır. Quentin'in doğumundan kısa süre sonra annesi, müzisyen Kurt Zastupil ile evlenmiştir. Daha sonraları Quentin üvey babasıyla çok güçlü bağlar kurmuştur. 1968 yılında San Gabriel Valley bölgesinde anaokuluna başladı. 1971 yılında aile Los Angeles'ın South Bay bölgesindeki El Segundo'ya taşındı. Tarantino buradaki Hawthorne Hristiyan Okulu'na devam etti. 16 yaşında Harbor City, Kaliforniya'daki Narbonne Lisesi'nden ayrılarak oyunculuk öğrenmek için James Best tiyatro grubuna katıldı. 22 yaşında ilk senaryosu olan Captain Peachfuzz and the Anchovy Bandit'i yazdı. 1984 yılında Manhattan Beach'teki tanınmış Video Archives adlı video kaset dükkanında kasiyer olarak çalışmaya başladı. Burada çalışırken tanıştığı Roger Avery ile daha sonraları birlikte çalışacaktı. Oyunculuk üzerine Beverly Hills'teki Alan Garfield'ın Actors Shelter'ında çalışmaya devam etse de daha çok senaristliğe yoğunlaştı. 1993'te gösterime giren Çılgın Romantik'in satışıyla dikkatleri üzerine topladı. Bir Hollywood partisinde tanıştığı Lawrence Bender, Tarantino'yu bir film yazması konusunda cesaretlendirdi. Sonuç olarak ortaya son akınları takip eden, oldukça nükteli, kana bulanmış bir soygun filmi olan Rezervuar Köpekleri çıktı. Bu film Tarantino'nun sonraki filmlerinin tarzının da öncüsü olacaktı. Lawrence Bender ile aynı kursa giden eşinden projeyi öğrenen Harvey Keitel da senaryoyu okuduktan sonra hem filmde rol aldı hem de yapımcılığı üstlendi. Rezervuar Köpekleri'nin başarısından sonra Hollywood yapımcıları Tarantino'ya Hız Tuzağı ve Siyah Giyen Adamlar gibi filmlerin de dahil olduğu bir dizi proje sundu. Tarantino ise ucuz roman senaryosu üzerinde çalışmak için Amsterdam'a gitti. Film 1994 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazandı. Ucuz roman, karmaşık kurguya sahip ve benzer şekilde acımasız nüktesi olan bir filmdi. Oyuncularının başarılarıyla da ilgi çeken film, John Travolta'nın kariyerini de canlandırmıştır. Ucuz roman, Tarantino ve Avery'e en iyi özgün senaryo Oscar'ını da kazandırmış ve en iyi film Oscar'ına aday olmuştur. Ucuz romandan sonra Alexander Rockwell ve Robert Rodriguez ile ortaklaşa yapılan Dört Oda'nın dördüncü öyküsünü ve Alfred Hitchcock Presents'te Steve McQueen'in rol aldığı öykünün yeniden çekimi olan The Man from Hollywood'u yönetti. Sonraki filmi akıl hocası Elmore Leonard'ın Rum Punch adlı romanından uyarladığı Jackie Brown'dur. Siyah sömürü sineması sinema tarzına atıfta bulunan bu filmde 1970'lerde bu tarz filmlerin yıldızlarından olan Pam Grier da rol almıştır. Tarantino 1998'de Broadway sahneleriyle ilgilenmeye başlamış ve tekrar sahnelenen Wait Until Dark'ta rol almıştır. Daha sonra Soysuzlar Çetesi adlı bir savaş filmi yapmayı planladı. Ancak bu projeyi Kill Bill filmini yazıp yönetmek için erteledi. Kill Bill Volume 1 ve Volume 2 adıyla iki ayrı film olarak gösterime girmiştir. Bu film, Çin dövüş sanatları filmi, Japon sineması, spagetti westernler ve İtalyan korku filmi ya da giallo tarzının geleneksel tarzlarını harmanlayan tarzda bir intikam filmidir. Filmin üzerine kurulduğu ana karakter, ucuz roman filmi çekilirken Uma Thurman ve Tarantino tarafından kurgulanan gelindir.
2004 yılında Tarantino, Cannes Film Festivali'nde jüri başkanlığına üstlendi. Kill Bill, yarışma adayları arasında değildi ancak final gecesinde 3 saate aşkın orijinal sürümüyle gösterildi. Altın Palmiye Ödülü, Tarantino'nun Old Boy üzerindeki ısrarına karşın Michael Moore'un Fahrenheit 9-11 adlı filmine verildi. 2005 yılındaki neo-noir film Günah Şehri'nde Clive Owen ve Benicio Del Toro arasındaki arabalı sahneyi yönetmesi nedeniyle özel konuk yönetmen olarak onurlandırıldı. Tarantino, Alias adlı televizyon dizisinin 1. ve 3. sezonlarında da oyuncu olarak rol almıştır. 2005 yılında Robert Rodriguez ile ortak yöneteceğini açıkladığı Grindhouse film projesi üzerinde çalıştığını duyurdu. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.